Ağaççılık benim ikinci kariyerim. Üniversitede iktisat okudum. Üniversiteyi bitirdim. Askerlik de yaptıktan sonra ağaççılık mesleğine yapmaya karar verdim diyeyim. Daha doğrusu soru işaretleri başlamıştı. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Çünkü 26-27 yaşındaydım. Ve o zaman Türkiye'de ağaççılık okulu yoktu henüz. Sertifika programı veya üniversitelerin gastronomi bölümleri gibi. Sadece lise düzeyinde meslek liseleri vardı. 1999-2000 yılı civarında Amerika'ya gittim. Bu mesleği yapmak hedefiyle yola çıktım. Önce dil kursuna gittim bir süre. Sonra işte ağaççılık okullarını araştırmaya başladım. Bu arada işe girdim daha okula başlamadan. Bir Türk restoranında döner keserek başladım mesleğe. Aslında mutfağın her aşamasında çalıştım. Sonra okula da başladım. Hem okula gittim hem çalıştım. Yaklaşık 5 sene farklı dünya mutfaklarından, Türk de dahil çalıştıktan sonra şeyi fark ettim Amerika'da. İnsanlar kendi ülkelerinin mutfaklarında çalışıyor. İşte İtalyan mutfağında, Fransız, Uzak Doğu. Ben de onun rahatsızlığını hissettim. Yani benim de Türk mutfağı üzerine gitmem lazım diye düşünerek ülkemize geri döndüm 2005 başında. Ondan sonra şans eseri de o dönemde Kanyon alışveriş merkezi açılıyordu ve onun içinde de Konyalı restoranı açılıyordu ki İstanbul'un ilk restoranlarından bir tanesi. Orada farklı bir güzel bir konsepte bir restoran açıyorlardı. Orada başladım çalışmaya. Bu benim için çok güzel ikinci bir okul oldu aslında, Türk mutfağı okulu. Birçok farklı Türk yemeğiyle çalışma fırsatım oldu. Ürünleri tanıma fırsatım oldu. Konyalı'da çalıştıktan sonra bir otel tecrübem oldu. Anadolu yakasında ilk 5 yıldızlı uluslararası oteli açılıyordu o zaman, Marriott. Onun açılış ekibindeydim. Yaklaşık bir sene kadar çalıştım. Daha sonra da Beyoğlu'nda İstanbul Culinary Institute diye hem okul hem restoran olan bir oluşumun içine dahil oldum. Böylelikle de eğitim tarafına da geçmiş oldum işin. Hem eğitim aslında hem restoranda devam ediyordu. O yüzden güzel bir tecrübeydi orası da. Yaklaşık 5 seneye yakın oranın şefliğini yaptım. Oranın eğitim programlarını başlattım. Restoranın menülerini, tadım menülerini, işte workshoplar, amatör workshoplar, yarı profesyonel, turistin de çok olduğu zamanlarda çok fazla workshoplar yaptık. Yabancılara Türk mutfağı tanıtımları, yurt dışı gezileri, oralarda Türk mutfağı tanıtımlarıyla güzel bir 5 sene geçti. Daha sonra biraz yorgunluk oldu bende. O yüzden biraz rölanti alıp Yeditepe Üniversitesi gastronomi bölümüne geçtim. Orada öğretim görevliliği yaptım. Yaklaşık 2 seneye yakın. Orada dersler vermeye devam ettim. Daha sonra da Dream'e transfer oldum. Dream Akademi'nin şefliğini yaptım. Dream'de de yaklaşık 4 sene çalıştım. Bunun içerisinde bir tane de restoran açılışı yaptım. Ortaköy'deki Capricorn restoranının. Ama hep eğitim devam etti. Orada daha çok personel eğitimine yöneldik. Ondan sonra da Usla'yla yollarımız kesişti. Yaklaşık bir senedir de Usla'da eğitimlere devam ediyorum. Daha çok yönetici pozisyonda devam ediyorum açıkçası. Genel olarak bugünlere geldik.